Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Dawn of Zombies'in ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada bayağı bir geliştim arkadaşlar, görevleri falan tamamlıyorum. Yeni bir etkinlik geldi, size bu etkinlikten de bahsedeyim şöyle. Bu amca da onun için bekliyor zaten burada. Şöyle bir etkinlik var, burada puanlar kazanıyoruz. Bu puanları kazandıkça her günlük bir de 30 puan kazanabiliyoruz. Bir tane düşman geldi şu. Geçeyim şuradan anlatmaya devam edeyim. Ha tamam. Yeni bir etkinlik geldi diyordum. Hemen şöyle tekrardan geçelim şuraya. Baya güzel ödülleri var. Sadece oyunu oynamanız gerekiyor. Buradaki puanları kasmak için bölgelerde işte belli başlı puan şeyde puanlar var işte. Mesela bazı bölgeleri 30 veriyor, bazı bölgeleri 60 puan veriyor. Yani puanları seçeceksiniz. Oradan bu şekilde ineceksiniz aşağı doğru. Şuradan da dediğim gibi gold alabilirsiniz arkadaşlar şuradan. Bir de arkadaşlar bu bölümü özel, sadece bu bölümü özel. 2 gün süreli Hulk çekilişi var arkadaşlar. Hulk sandığı diye bir sandık var. Hemen onu da şuradan gösterebilirim size. Burada ödüllerde bir tane sandık var. Bu, evet bu. Bu sandığı ve içindeki ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Ama çekilişe katılmanız gerekiyor. Bunu yapmak için de videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kullanıcı ID'nizi yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara. Bunu da şuradan kopyalayıp atabilirsiniz. Zaten direkt şurada kopyalama tuşu var. Yorumlara user ID'nizi yapıştırmanızı istiyorum sadece. Bunu yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Bu çekilişi 3 kişi kazanacak. Bence şansınız çok yüksek. 3 kişi kazanabilir bu çekilişi. Katılmayı unutmayın. Ödüllerden size sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel silahlar var yani. Güzel o silahlar yadırganmaz yani. Bir bölgeyi çok rahat temizlersiniz diye düşünüyorum. Ve yanında da tabii ekstra şeyler de var böyle. Kullandıkça size özellik veren özellikler var. Yani özellik derken ne yani ne veriyor? Mesela bazıları can veriyor, canınızı arttırıyor. Phoenix Simulator diye bir şey var. Mesela size ekstra can veriyor arkadaşlar. O tarz şeyler var. Ya bu böyle şeylerde işte sığınak temizlemede falan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çekilişim şartlarından biri zaten videoyu beğenmekti. Neyse. Evet, şimdi ben bir şey bekliyordum. Olmuş mu? Bunu şu yapacağız. Ben bir tane yay yapacağım kendime. Yapması gerçekten çok kolay. Bu yayı da kullanacağız beraber. Oyunda arkadaşlar şu enerji yenileme olayını arttırmanın yolları var. Mesela şu anda 18 saniyede 2 enerjim artıyor base'de beklerken. Evet burada bu oyunda base'de beklerken enerjiniz oluyor arkadaşlar. Onu da arttırmanın yolları var. Mesela yatak. Burada yatak yapabiliyorsunuz. Burada. Bu yataklar sizin can şeyleriniz falan işte can ya da enerji olayınızı arttırmanıza yarıyor. Beşer, bunlardan 5 tane kurabiliyorsunuz. Ya. Mesela şundan 5 tane kurarsanız bundan kuramazsınız. Bundan 5 tane kurarsanız bundan kuramazsınız. Ama işte mesela oradan kaldırıp bunu koyabiliyorsunuz tabii ki de. Yani 5 tane yatak koyma sınırımız var. Böyle söyleyeyim. Ne kadar iyi yatak koyarsınız o kadar iyi tabii. Yatağın bir üstü yok zaten. En üst yatak bu. Bunu yapmak için de bayağı güzel malzemeler istiyor. Mesela şu yataktan istiyor. Zaten direkt bu yatağı upgrade ediyor galiba anladığım üzere. Yataklardan birini de yapmaya çalışacağım bu bölümde. Susamışız galiba. Evet. Ben bundan 3 tane içeceğim. Ondan fazla koyamıyor mu? Hadi be. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde bölgelere gideceğiz. 30 puanlık bölgeye gitmek istiyorum. Ondan sonra da Gas Station'ın loot'unu alıp çıkacağım. Tabi oraları çok uzun uzun göstermeyeceğim. Hemen loot'unu alacağım. Loot'unu göstereceğim size. Ondan önce de Daily Quest. Buradan girdiğimiz Daily Quest ve Challenge var. Onların hepsini tamamıyla tamamladım. Şimdi ondan gelen ödülleri bir açalım isterseniz. Burada hepsi var. Şöyle teker teker açacağım bunları. Chester'ın hepsi oradan geldi. Bu da bölgenin içerisinde bir tane görev vardı. Yani bölgenin içine girdiğinde bir tane adam beni bekliyordu. Oklu bir adam. Zombileri öldür sana bir tane ödül vereceğim dedi. Öldürdük. Ödülü de aldık. Evet. Kaç tane sandığımız var. Bakın premium şeyinden 1, 2, 3, 4, 5 tane ödül şey geliyor. Sandık geliyor. Bu günlük 60 dakika oynayınca geliyor. Da o görevden geldi. Şimdi önce 60 dakikayı açalım.
25 gold aldık. Yeşilleri açacağım. Premium için. Onları. Bunlar kostüm arkadaşlar. Bunlar kullanılabiliyor ileride. Crossbow verdi. Çok güzel. Crossbow'umuz var artık. Tamam. Bu bir önceki kadar iyi değildi ama olsun. Bu da güzel. Bakın premium ödülleri kendi kendine amorti ediyor arkadaşlar. Premium aldığınızda goldlarınız artıyor. 300 gold almıştım. Yani 300 gold 2 gün bir görev alabiliyorsunuz 300 golda. Günlük premium oluyorsunuz. O 2 gün bütün hepsini yaparsanız gold size geri geliyor diye biliyorum. 5 tane açılıyor zaten. Her birinden 25 çıksa arkadaşlar. Bakın şu premiumlardan kaç çıkıyor? Premiumlardan 50 çıkıyor galiba. Yani günlük hatta artırıyor bile gold. Daha fazla gold geliyor sanırım. Yanlış bir bilgi vermek de olmasın arkadaşlar. Ve return all diyelim. Açmaya devam. Beni ne verdi? 35 gold. Güzel. Tamam. Tam kendini amorti ediyor. Bayağı güzel itemler şu anda. Ya oyun oynamadığınız için bazılarınız belki bilmiyordur ama oyun oynamaya başlarsanız arkadaşlar anlarsınız. Oyun bayağı da zevkli bu arada. Oyun oynarken sıkılacağınızı zannetmiyorum. Oy. Çok iyi. 42-45 verdi gold'u bu sefer. Evet. Şanslı bir günden daha merhaba yani arkadaşlar. Böyle bir şans yok. Güzel. Crossbow'umuz falan doldu. Yani bu oyun gerçekten silahı bol bol veriyor farkındaysanız. Zaten gold'ları oyun kendisi veriyor. Her güncellemede 200-250 gold falan geliyor arkadaşlar. Mesela geçen güncellemede geldi bana, onu gösteremedim size. Keşke onu gösterseydim. Şimdi şunları koyacağım. Bunları kullanmayacağım. Gerek yok. Şimdi bu oyunda bir de gizli atak diye bir şey var. Onu okla falan kullandığınızda daha iyi bir hasar veriyorsunuz. O yüzden bendeki ok yetecek ki yani o gideceğimiz bölgede. Şöyle koyalım gitsin. Ya burada çıkan her item işimize yarıyor. Bundan ne çıkacak? Çok merak ettim. Bundan da yay çıktı. Güzel. Yani hiçbir şey yapmadım bu yayı almak için gerçekten. Bayağı da karlı çıktık. Tamam. Artık gidebilirim. Yemek konusunda nasılız? Yemeğimizi yeriz yani. Ya da orada oraya gidince yeriz. Şunlardan alayım. Oraya gidince bir yememizi de yeriz. Hadi gidelim. İlk önce 30 puan alacağız. Ondan sonra da gas station'a gitmeyi düşünüyorum. Bu sandıkların hepsini size göstermek istedim. İçinden ne çıktı lan? Hatta her videoda zaten bunu göstereceğim. Bunları biriktireceğim. Bunlar da bize sığınak kesmemize yardımcı olacak. Sadece sağa sola gittim ve görev yaptım. Ya, bu görevleri yapmak hiç zor değil zaten arkadaşlar. Basit görevler. Torchlight Land nerede? Evet. Burada demir memir arayalım diyorum. Ya da odun şeyine mi gitsek? Bir Sorcerer'a gidelim. 2700 canımız var. Her level atladığımızda canımız artıyor arkadaşlar. Şöyle görün. Bir de şurada görev şeyi var. Nerede o? Neyse onu sonra göstereceğim size. 100 can da kendi yeteneklerimizden arttırabiliyoruz. Ama onun için bayağı bir puan istiyor. 100 puan falan istiyor. 100 puan için 2 level daha beklemem lazım galiba. Selamlar. Bu oyunu aynen Leste gibi sevdim yani. Onu öyle söyleyebilirim. Leste'ye kadar da Voltrig yapmanıza gerek yok. Voltrig zaten hiç yok bu oyunda. Zor yaratıklar var mı? Var. Yok değil. Çok var hatta. Mesela bu da onlardan birisi. Ama kafasına balyozu vuracağım. Bak şimdi bunu baitlemenin bir şeyi var. Bunu böyle kaçacağız buradan. Geri dönecek. Dönmesi lazım. Dönüyor. Mesela şimdi şuna vuracağım. 115 hasar yedi, gördünüz mü? Normalde kaç vuruyorum? Normalde 183 vuruyorum. Bakın şu anda saklandım. Yine bir 313 vurdum.
Öyle böyle kesebilirsiniz. Şimdi ben çok uğraşmayacağım. Kafasına vuracağım balyozu. Bunlardan da ekstra işte kumaş falan çıkıyor. Baya güzel. Oyunu artık yavaş yavaş anlamaya başladım. Ne oluyor lan? Kamen Rider. Kardeşim sen Arap mısın? Oğlum iyi vuruyor ha arkadaşlar. Güzel vuruyor. Bizim balyoz biraz yavaş kaldı. Balyoz da çok basit yapılıyordu. O yüzden biraz şey kaldı yani. Yavaş kaldı silah. Ha, bu aynı anda şeymiş ha. Bu aynı anda taş kırmaya da yarayan bir şeymiş. O yüzden bu aslında silah değil. Direkt kullanabiliriz. Inventory is full mü? Nasıl ya? Lan biz ilk önce gelmek için yapmak için geldiğimiz şeyi yapalım. Ortaya doğru gideceğim. Orada da bir yerde mor... Ah buldum. Bu kurt ne ölmüyordu ya? Bu kurtun canı bayağı fazlaymış. Şunu al öldürmek için şey yapabiliriz. Ok falan kullanmaya gerek yok. Bıçak getirmiştim onun için. Ve bıçak atmamız gerekiyor. Yakına yaklaştığımızda çünkü canımız gidiyor. Lan o ne? Kanka dur 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 Allah aşkına dur. Ne oluyor oğlum? Neye yavaşladım ben? Bayağı zormuş. Morlu benim peşimi bırakmayacak. O biz burayı temizlememiz gerekiyordu. Ben şimdi buradan çıkacağım. Çıkmam gerekiyor. Mecbur. Bu kadar zor geleceğini düşünmüyordum. Etrafı temizlemek gerekiyor sanırım ondan sonra. Ya da belli bir yarısını falan temizlemek gerekiyor. Çünkü bunlar ekstra güçlü şeyler. Ve bu puan, onları öldürmeden puan alamıyorsunuz. Evet arkadaşlar denedim ve şu anda yapamadım maalesef. Benim şeyim hatam tamamıyla. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Bu videoda tamamen amacım şeydi aslında size günlük şeyleri göstermek falan da bir de çekilişi haber vermekti. Bir gün sonra daha düzgün bir video çekeceğim. Onda da zaten çekilişi açıklayacağım arkadaşlar. 2 gün süremiz var. Unutmayın videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube'a da şey videonun altına da yorum olarak user ID'niz yani kullanıcı ID'nizi yazmayı unutmayın. Onu da ayarlardan bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Benim burada enerjim dolsun. Ben biraz daha oyunu öğrenmeye devam edeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.